Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Volkan Ziraat'ın hazırlamış olduğu bitki ilaçları ile ilgili tanıtım programımıza hoş geldiniz. Pest Control Channel kanalında hazırlamış olduğumuz bu programda sizlere bugün Bayer'in bir ürünü olan Antrakol VP70 hakkında bazı bilgiler vermek istiyoruz. Antrakol VP70 fungisit bir ilaçtır arkadaşlar. Mantari hastalıkların mücadelesinde kullanılan oldukça etkili bir ürün. Grup M3 olarak geçiyor. Ve Bayer'in tescilli markalarından biri. Bayer grubu tescilli markası Antrakol ve VP70 diye geçiyor. Bu ürüne ait temel özelliklere bakalım isterseniz. Bu ürün ne işe yarıyor? Tarımda ne amaçla kullanılıyor? Hangi hastalıkların mücadelesinde bize etkin sonuçlar veriyor? Bunları görelim isterseniz. Antrakol ürün grubu fungisitler grubu 170 propionep içeren bir ürün. Suda ısınabilir toz formülasyonda. Ambalaj şekli 400 gram, 800 gram ve 4 kilogram ambalajlarda sunuluyor. Bu görmüş olduğunuz 400 gramlık bir ambalaj arkadaşlar. Özellikle Antrakol mükemmel bir süspansiyon ve dağılma kabiliyetine sahip bir ürün. İyi yapışma kabiliyeti sayesinde yağmurla kolayca yıkanmaz, ince, koruyucu bir tabaka meydana getirir ve bu nedenle tesirini uzun süre korur. Donlardan etkilenmez. Arılar için zararsız olup çiçek zamanı dahi tatbik edilebilmektedir. Antrakolün tavsiye edildiği kültür bitkilerinde hiçbir zararlı etkisi yoktur. Dayanıklık riski olmadığı için dayanıklık yönetimi programlarında güvenle kullanılabilir. Yapısında bulunan kolay alınabilir çinko sayesinde bitkilerdeki çinko eksikliğinin giderilmesinde de ayrıca yardımcı olmaktadır. Yalnızca tavsiye edilen bitkilerde belirtilen kullanım şekli ve dozu ile kullanılması gerekmektedir. Kullanıldığı bitkiler ve hastalık adlarına baktığımızda özellikle elmada kara leke hastalığında Ventura inek koaliste 100 litre suya 200 gram toz kullanılarak uygulanmaktadır ve 14 günlük hasat süresi vardır. Son ilaçlama hasat arasındaki süre 14 gündür. Armutta, kara lekede, tütünde, mildiyöde, patlıcanda erken yaprak yanıklığında kullanılmaktadır. Ayrıca hıyarda, soğanda, lahanada, mildiyöde, marulda, mildiyö hastalığında, şerbet çutunda, kavunda, mildiyö ve antraknoz hastalıklarında, karanfilde, pas hastalıklarında, aspirde yaprak lekesi, alternaria kart, Tammide, gülde. Ayrıca pas hastalığında, sebzede çökerten hastalığında, antep fıstığında kara zenk hastalığı, bağda mildiyö, ölü kol hastalığı, nohutta antraknoz, domateste yaprak küfü, mildiyö ve erken yaprak yanıklığı, alternaria solanea hastalığının giderilmesinde kullanılır. Ayrıca narenciye alternaria yanıklığında çok etkilidir. Fasulyede antraknoz hastalığında çok etkili. Pas hastalığında çok etkili. Patateste patates mildiyözü ve erken yaprak yanıklığında çok etkili bir ürün. Karpuzda da antraknoz. Colotricum legionarium hastalığında 100 litre su 200 gram kullanıldığında müthiş sonuçlar verebilmekte olan bir ürün. Antrakol fungisit ürünü. Bayer'in en kaliteli ürünlerinden biri diyebilirim. Çiftçilerin güvenle kullandığı ve olmazsa olmaz ilaçlardan biri. Bitkilerle ilgili tavsiyeler. Elma kara lekesinde ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, ikinci ilaçlama ise ilaçlama pembe rozet tomurcu döneminde çiçekler aynı ayrı ayrı görülünce. Üçüncü ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, dördüncü ve diğer ilaçlamalar da ekolojik koşulları hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılmalıdır. Bunun gibi birçok incelemeyi ilgili web sitesinde görme imkanımız var. Dilerseniz elmadaki kara leke hastalığına bakalım ve ayrıntılarını görelim. Evet. Burada görüldüğü gibi Antrakol'ün ana sayfasını görüyorsunuz. Bayer'in ana sayfası.
Antrakolde az önce saydığımız bitkiler ve hastalık adlarını da burada net bir şekilde görmektesiniz arkadaşlar. Bitkilerle ilgili tavsiyeleri burada görüyorsunuz. Evet, antidotu ve tedavisi. Özel bir antidot yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Elmada kara leke bu şekilde ortaya çıkıyor. Bağda mildiyo bu şekilde. Üzümler olgunlaşmadan koruyup dökülüyor. Evet. Özetle bu şekilde arkadaşlar. Antrakolün kullanım alanlarını böyle ayrıntılı bir şekilde size sunmaya çalıştım. Volkan Ziraat'in hazırlamış olduğu başka bir programda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video filmimizi mutlaka izlemenizi ve arkadaşlarınıza paylaşmanızı tavsiye ederim. Sağlıklı, mutlu günler dileğiyle.